Evet, görüyorsunuz işte kabarık elektrik faturaları. Dün biraz bahsettim. Avrupa'daki fiyatlardan bahsettim. Kilowatt saat birim fiyatlarına, Türkiye'dekinden bahsettim. Türkiye'deki de yüksek olanların arasındaydı. Fakat Amerikan ajansı APTM'e göre, APA'ya göre aslında Türkiye en pahalı elektrik tüketen ülke konumundaymış, ülkeler konumundaymış. Şimdi bakalım, şöyle bir metazor var aslında. Diyor ki APA, Avrupa'da enerji fiyatları yükseldikçe haneler ve işletmeler artan elektrik faturalarıyla mücadele ediyor. Hiçbir yerde Türkiye'den daha şiddetli hissedilmiyor. Türkiye'deki bazı küçük işletmelerin elektrik faturaları kiradan bile daha yüksek diyor. Şimdi evet, kiradan bile daha yüksek, bu doğru bir tespit. 20 bin lira elektrik faturası gelen işletmeler gördük, 45 bin gelen gördük. Korkunç rakamlar bunlar. Ve dolayısıyla haneler de elektrik faturalarında Avrupa'dan daha zor durumdaymış. Şimdi APTM'e göre söz konusu Avrupa'da yüksek fiyatlar var. Evet var. Doğru. AP diyor ki Avrupalılar da bu yüksek fiyatlarla mücadele ediyorlar. Doğru, ama Türkiye en fazla etkilenen ülkeymiş haneler üzerinden, yani vatandaşlar. İşletmeler de bir şekilde çok daha fazla ödüyormuş Türkiye'de. Yani ev kiralarından bile daha fazla elektrik faturası ödüyorlarmış. Böyle bir tespit yapılıyor. Görüyorsunuz ne kadar değerli oldu değil mi? Işık, elektrik çok değerli. Şu anda kriz var. Eylül ayında ben burada size Avrupa'nın ve Türkiye'nin çok ciddi bir enerji enflasyonuyla karşı karşıya kalacağını söylemiştim, hatırlayacaksınız. Avrupa'da bir kriz olacağını, bu krizin Türkiye'deki enerji faturalarına da yansıyacağını uzun uzun anlatmıştım. Bunu nasıl anlattım? İstatistiklerle. Nasıl anlattım? Çalışmalar, parametrelerle. Yani sonuçta öngörülerin hepsi zaten gerçekleşiyor. Bunlar malumun ilanı gibi bir durum. Şimdi abi.